Hani mucize denilince ilk bu anlatılır. Bakarsanız en büyüğü de bu görünüyor. Nedir o? Resul-i Ekrem ayı yardı. Şimdi bir dakika. Nedir ayı yardı? İktarabeti saati ve şakkan kamer. Tamam, orada bir fiil var. Şakka, yarmak fiili. Güzel de aynı fiille başlayan bir de sure var bizde. Nedir o? İnşikak suresi. Peki, diyor ki öyle. İzes semâun şakkat. Gök yarıldığında. Gök yarıldı diyor. Bir dakika. Yine bakıyorsunuz. Geçmiş zaman kipleri de izah eden. Şimdiki zaman kipi de izah eden. Geçmiş zaman kipi de izah eden nedir? İşte izes şemsu kuvverat. Güneş örtüldü. O zaman bir dakika. Resulullah zamanında gök yarıldı mı? Güneş de söndü mü? Yıldızlar da Yani döküldü mü? ama O niye zaman şimdi mevzuyu size bırakacağım. Şunu söyleyeceğim hocam. Hakkında rivayet olduğu için bu ayet hakkında bu kadar çok konuşuluyor. Eğer gök yarıldı mı diye ikinci rivayet, üçüncü rivayet olsaydı biz şuna inanacaktık. Resulullah zamanında gök de yarıldı. Tabii. Aynen öyle. Bu ne zaman yarılmasını sizden dinleyelim. Eyvallah. Bu ay yarılması meselesi, bu mucize. Tabii biliyorsunuz benim de mucize konum zaten. Burada da ele almış, işlemişimdir. Daha sonradan üzerinde de yine de durmuşumdur ama fikrim değişmemiştir. Aynı konudur. Bu hikaye Hazreti Peygamber döneminde şöyle anlatılır. Peygamberimiz bir gün Mina'dayken ne yaptı? Ay'a doğru baktı ve parmağıyla işaret etti. Ayı ikiye yardı. Ayın bir kısmı bir tarafa düştü. Bir kısmı dağın bir tarafına düştü denir ama orada artık rivayetler bölünür. Bir kısmı havada kalmıştır. Neticede peygamber karpuz gibi ayı ikiye yarmış ve yere düşürmüştür. İddiamız budur. Ve Yere bu düşürmüştür. tabii. Aynı zamanda Ebu Kubeys dağının arkasına düştü diyor mesela. Bir dakika hocam. Ay dağdan büyük. Nasıl dağın arkasına düştü? Ya onu karıştırmayacaksın hocam. Yani orayı karıştırmayacaksın. Orayı karıştırdığın zaman hocam aynı zamanda etkiliyor güne. Halbuki bakınız dünyanın neresinden olsun ay gözüküyor sevgili dostlarım. Ayı yarmışsa peygamberimiz. Bir de işin garip tarafı benim bildiğim ay gece çıkıyor. Bu da olay da gündüz oluyor. Sevgili dostum onu da söyleyeyim. Bu arada yani abi nereden tutarsanız dökülecek elinize. Fakat neticede dünyanın hiçbir yerinden böylesine önemli bir hadise gözükmüyor da bunu Araplar görüyorlar. Ben baştan gideyim. Kimse kusura bakmasın. Baştan gideyim de ondan sonra söyleyeyim. Referanslarımı da öyle ortaya koyayım. Aslında bu ay yarılması denen hadise nedir biliyor musunuz? Değerli dostum. Bu o günkü bir ay tutulması olaydı. Bakınız ay tutuluyor. Ayın bir kısmı kararıyor. Bir kısmı kızıl duruyor. Resulullah da diyor ki işte şu gördüğünüz var ya bu Allah'ın ayetlerinden, Allah'ın delillerinden, Allah'ın varlığının delillerinden biridir. Bu kadar. Bu ne zaman oluyor? Peygamberimiz Taif'e gidiyor. Hani bu peygamber amca Ebu Talib vefat ettikten sonra Taif'e gidiyor. Dönüşte şeydir, haram aylardır, hac mevsimidir. Mina'dayken bu ay tutulması yaşanınca Resulullah da böyle bir şeyde bulunuyor. Bunu da müşrikler diyor ki Muhammed diyor ayı büyüledi herhalde ki diyor böyle böyle söylüyor. Hikaye bu. Sonradan Resulullah'ın mucizelerinin olduğu iddiası ortaya atılınca bu mucizeler çok sonra 100-200 sene sonra Peygamberimiz aya bakmıştı, ayı yarmış diye dönüştürülüyor. Şimdi bakınız ay tutulması NASA'nın verileriyle bugün geriye doğru hangi saatte, hangi dakikada, hangi tarihte tutulduğunu geriye doğru görebiliyorsunuz. Bununla ilgili çok değerli dostum Mehmet Apaydın'ın Siyer kronolojisi diye bir çalışması vardır. Oradan bakabilirler. Peygamberimiz döneminde ay tutulmalarının hangi tarihlere denk geldiğini çok bütün detayıyla görebilirler. Burada var. Taif'ten dönüşte 22 gün sonra ay tutulmuyor. Bu bir ay tutulmasıdır. Tesadüfe bakın ki tam da bu saatlere denk geliyor. Bu tarihlere denk geliyor bu Mehmet'in tespitlerine göre de ay tutulmasının olduğu NASA verilerine göre hani geriye doğru gittiğiniz zaman takvim gibi daha hani ay güne kadar Tabii gitmemiş. hocam, ayın Yani bu hareket hızı değişmiyor yine ki. her şeyi tespit ediyorsunuz. Bu şimdi böyle yani bilimsel tespit. Bir başka bilimsel tespit söyleyeyim sevgili dostlarım size. Hani dünya elips şeklinde yataydır işte belli bir açıda. Yahu siz bunu isterseniz gidin yani fizikle uğraşanlara, astronomiyle uğraşanlara sorun teyit edin. Yani inanmayanlar.
Arkadaşlar siz evrendeki bir gezegendeki hareketleri şöyle bir küçük yerinden oynatırsanız ya bütün evrenin sistemi alt üst olur hocam. Ya biraz Müslüman akıllı olur sevgili dostum. Etmeyin bu kadar da olmaz. Efendim merhum Hamidullah Hoca demiş ki 1960'larda Ay'a çıktıkları zaman astronotlar da görmüşler Ay'ın ortadan ikiye yarıldığını, hala bile yarık izi varmış hocam orada. Ya Allah aşkına kimi kandırıyorsunuz siz, böyle şey olabilir mi ya? Hocam, böyle. hocam. Tamam, o astronot ne dedi biliyor musunuz o astronot? He. O astronot Ay izini gördüm, ezan duydum falan demedi. İnananların Allah'ını göremedimden orada dedi. Ama böyle. Ya. Son itibarıyla sonra ne oldu hocam? Sonra ne oldu? Bu mesele peygamberimize özgü bir mucizeye dönüştürülünce buna bir de dini metin gerekiyordu, sizin okuduğunuz ayet. Bu sefer getirdiler iktarabeti saatu ve enşakkal kamer. Ay yarıldı ve saat yaklaştı, ay yarıldı. Bütün rivayette, hadis rivayetlerinde tonlarca rivayet görürsünüz ki benim çalıştığım konular olduğu için bunlar referanslarını kaynaklarda vardır. Oradan bakabilir merak edenler. Burada peygamberimiz zamanında gerçekleşen hadiselerden, önemli büyük mucizelerden birisi de budur. Peki sizin de dediğiniz gibi gök dürülecek, yıldızlar dökülecek diye kıyamet saatiyle ilgili birçok Kur'an'da ayet vardı. Bunlar da aynen mazi tipiyle ifade ediliyor. Yani geçmiş zaman tipiyle. Niçin onlara siz yıldızlar döküldü demiyorsunuz? Da buna sıra gelince çünkü bu ay tutulma hadisesinden bir mucize üretildiği için bunu getirmişler Kamer suresiyle ilişkilendirmişler. Ama kaçırılan bir şey vardı. Kamer suresi bu Taif dönüşünden çok daha önce nazil olmuş. 5 ile 6. yıllar arasında burayı da kaçırmışlar. Buradaki kronoloji de tutmamış ama burayı da kaçırmışlar. Ayet ne diyor o zaman hocam? Benim hep kullandığım ifadedir. Ayet ne diyor? Saat yaklaşacak, yani yaklaştı ama yaklaşacak, ay yarılacak. O zaman soru bir, ayete göre konuşuyoruz. Saat yaklaştı mı? Saat dediğimiz kıyamet saati yaklaşmadı. Günaydın, ayda yarılmamıştır, rahat edin, rahat rahat uyuyun şimdi. Bu kadar hocam. Ayete inanıyorsanız, ayet orada. Hiç bana da itibar etmeyin. Ayete inanıyorsanız, samimiyseniz, ayete inanıyorsanız. Ha gelelim üçüncü, yani devamına bu ayetin. Diyelim ki burada, evet yani bak hocam böyledir canım, sen öyle diyorsun ama yani bu olmuş hadise. Devamındaki ayet ne diyor hocam? Evlem yarav ayeten diyor. Bakın şimdi Arapça grameri az buçuk bilenler bilirler. Eğer burada ayet ifadesi birinci, ikinci ayetteki bu ay yarılması hadisesine işaretse ayeten diye nekre kullanılmaz. El ayet olur bu, yani doğrudan birinci ayete atıftır. Doğru lamı hocam? Tarifle gelir. Ya lamı tarifle, yani belirtili nesneyle diyelim, yani dı ile gel. Hani oradan ayeten vardı. Ne diyor Kur'an-ı Kerim? Bunlar herhangi bir delil, herhangi bir ayet görseler de bu öteden beri bizi büyülediği şeydir derler ve bu işte sihirden başka bir şey değildir. Şimdi buradaki ifadeyi müşriklerin peygamber aya baktı, ayı yardı şeklindeki iddiada, yani bunu müşrikler işte peygamber ayı büyüledi şeklinde bir iddiaya dönüştürmüşler. Rivayetlerinden, iddialarından hareketle bu ayetin muhtevasındaki burayı da, yani surenin başındaki burayı da alınmışlar, buraya yamamışlar. Oysa burada bu Kamer suresinde anlatılan mevzu kıyamet sahnesi, kıyamet saatine yakın süreçte, kıyamet saatinde vuku bulacak hadisat anlatılır burada ve böylece dehşetli bir sahne anlatılır. Bu kıyametle ilgili haberlerde özellikle 4 ile 6. 7. yıllar arasında nazil olan ayetlerde sıkça işlenen bir konudur. Dolayısıyla da surenin nazil olduğu tarih bu hikaye, yani ay yarılması hikayelerinin oluşturulduğu tarihten çok daha öncedir. Başka bir şey söyleyeceğim sevgili dostum. Ben rivayetleri de karıştırdım. Medine döneminde de ay tutulmuş hocam. Niçin orada yarılmamış? Üstelik de orada da tesadüfe bakın ki inşakka. Yani bir de başka bir şey vardı. Şakkal Muhammed demiyor. Bak dikkat edin. Yani Muhammed ayı yardı diye hiçbir rivayette böyle geçmez. İnşakka. Ay yarıldı. Hani siz Muhammed yardı diyordunuz, parmağını uzattı. Ay yarıldı. Ayı peygamberimizin maharetiyle.
O zaman peygamberimiz yarmış olmaz mı ayı? Doğru mu hocam? Evet. Uzattı. Fehmi uzattı. Ayı ikiye yardı deriz değil mi hocam? Evet. Ama rivayet yarıldı diyor bakınız. Buradan bile kafayı çalıştırın. Aynı ifadeler, aynı formda benim eserlerde vardır. Bakın Medine'de de ay tutulmuş. Bunu niye ay yarılması olarak zikretmiyorsunuz? Çünkü hakkında burada rivayetler üretildiği için bu sizin de dediğiniz gibi veya işte İzeşşemsu kuvvetle ilgili de böyle bir hikaye olsaydı, iddia anlatılsaydı, hikaye uydurulsaydı bu ayetlerle ilgili de bu tarz hikayeleri görecek. Dolayısıyla, peki hocam, sorularla açalım. Soruyla açalım. Buyurun. Gramer olarak bu imkansızdır dedik. Şu soruya geçelim. Evet. Şimdi hocam, dünyanın yarısı gündüz, yarısı gece olduğu zaman hı hı. ay sadece Mekke'den görünmez. Sadece hı hı. Mekke'nin belli bir muhitinde, belli bir mahallesinde yaşayan 3-5 kişiye de görünmez. Bütün dünyaya görünür. Peki hocam, biraz aklımızı çalıştıralım. Eğer Kur'an-ı Kerim bütün insanlığa gelmişse, bütün insanlık ayın yarıldığına inanmak zorundaysa, bu bütün insanlığın inceleyebileceği bir şey olmalı. Yani tabii. Ama biz biliyoruz ki ta Sümer zamanından beri astronomi ilmi var. Güneş hareketleri hesaplanıyor. Yani. Eğer Resulullah zamanında ay yarılmış olsaydı mutlaka ama mutlaka yabancı kültürlerde yaşayan insanlar da bunları kendi dini liderleri için kullanacaklardı. Mutlaka tarih kitaplarında yer alacaktı. Mutlaka bu olay bilinecekti. Bakınız hocam, bir örnek vereyim size. Kur'an-ı Kerim'de denizin yarıldığı, Musa'nın aleyhisselam denizi yardı, 4 kere anlatılır. Ay yarılmasıyla ilgili başka bir şey yoktur. Yani Devam edelim. Bugün varlıkları bu yüzyıl tespit edilen kabilelere bakın. Bir tufan hikayesi vardır onlarda. Aborjinlerde, Azteklerde, Sümer'de. Ama ayın yarıldığına dair ne hikmetse 3 kişiden başka hiçbir rivayet yok. Bu 3 kişi mi gördü? Yani. Kaldı ki Müslüman mıydı onları rivayet edenler bize o zamanlar? Yani kaldı ki bunlar Medineli ravilerden geliyor. Onu da söyleyeyim bu arada. Yani bir de işin bu tarafı var. Oraya ben hiç girmedim. Ya hocam, ay yarılmasının Mekke'si Medine'si diye bir şey olur mu ya? Ay her yerden görülür ya. Ya bu kadar basit hocam. Vallahi. Yani Medine dönemi derken yani Mekke'de yaşıyor ama Medine'deki çocuk, o dönemde çocuk olan, sonra da yetişmiş olan sahabe görüyor. Ama peygamberin yanında olan güya sanki bir İbni Mesud deniliyor. O tarihte de İbni Mesud'un Habeşistan'da olması gerekiyor. Yani konuyu irdelediğiniz zaman çok daha çelişki görürsünüz ama. Ben çok değil çünkü. Resul-i Ekrem ayı yaratacak kudrete sahip idi. Eğer böyle bir kudrete sahip idi. Mekke ordusunu yarsaydı, ikiye bölseydi bir kafir. Yani bunu işte bunu akledemiyoruz hocam. Bu rivayet esiri olmak böyle bir şeydir. Rivayet esiri olduğunuz zaman daha göremiyorsunuz öteyi. Adam ne diyor? Bu diyor mesela itibar ettiği bir kaynaktaysa, burada varsa diyor. Yani Bukhari yer göktür, gök yerdir demişse diyor, benim için bitmişti. Şimdi bu zihne bir şey diyemezsiniz. Mübarek olsun diyeceksiniz ona. Hakikaten de iyi olmuş diyeceksiniz. Bu yapacak bir şey yok hocam. Hocam yani, şimdi size bir şey daha anlatayım. Ben Uzay Güneş Gözlem Evi'nde özel güvenlik görevlisiydim. Bundan yıllar önce. Hı-hı. Orada bizim astronomi hocamız vardı. O hocam dedi ki, gel dedi, seninle biraz sohbet edelim dedi. Kur'an-ı Kerim açtık. 2 dakika bir şey soracaktık. Sohbet 2,5 saate uzandı. Yayıldı. Mevzu geldi bu ay yarılması. O da bir teleskopla öğrencilerini göğü incelettiriyordu. Ben biliyorum o teleskop, ben de baktım. Yere falan bakıyorlardı böyle. Satürn'e, aydan da öte yani. Hatta ben ayı 180 kez yakınlaştırılmış halini gördüm o teleskopla. Şimdi hocam dedim, ay yarılması vaki oldu mu diye size soruyorlar mı? Tabii ki soruyorlar dedi. Peki ne cevap veriyorsunuz? Ya dedi, yarıldı falan yok dedi aslında bakıyorsan dedi. Şimdi yarıldı desen bir dert, yarılmadı desen kafamızı yaracaklar. Ne diyelim şimdi? Şimdi hocam dedim, bakın dedim, bunları anlattım ona. Bu mevzuyu anlattım. Şu cevabı verin dedim. Geleneksel anlayış böyledir. Kur'an'da böyle değildir. Bunun geleneği böyledir. Yani astronomi verileriyle Kur'an verilerini karşılaştırdığınız zaman ayın yarıldığı anlaşılmıyor. Bu kadar büyük bir mucizeyi öyle 3-5 kişi bilmez. Herkes bilir. Böyle bir şey olmaz. Bakın hocam, denizin yarıldığını Musa Aleyhisselam zamanında denizin yarıldığını 2 kişi mi gördü? Yani,
Yani. Üç kişi mi gördü? Hayır. Yani. Böyle bir şey olmaz. Ya tabii yani burada bizim de söylemeye çalıştığımız için özeti, yani Müslüman akıllı olur, böyle hayali şeylere inanmaz. Bunlar vaktiyle kaynaklara girmiş diye, bunlar vaktiyle iddia olarak ortaya atılmış diye bunlar doğru anlamına gelmez. Müslüman inandığı kitaba itibar edecek, inandığı kitap onu yanıltmıyorsa, ki ona inanıyorsa, o zaman o kitabın izinden yürüyecek hocam. O yüzden rivayetlerle din anlatılmaz. Buradan bir peygamber çıkmaz. Bu rivayet örüntüsü arasında eğer siz çok dalarsanız kaybolur gidersiniz. Bir türlü ipin ucunu bir araya getiremezsiniz. Tıpkı bu benim başımdan geçmiştir. İşte mucize konusunu çalıştığım dönemde özellikle de bu İsra Miraç'a geldiğim zaman ben de her ilahiyatçı gibi Buhari'den başlamıştım. Ya karıştırıyorum bir türlü sonuca gidemedim. Çünkü kaynağın başına gitmiyorsunuz, suyu ortadan alıyorsunuz ve kaynaktan geliyormuş gibi gösteriyorsunuz ama kaynaktan farklı bir şey geliyor. O yüzden de bu değişimi, dönüşümü görmek için ilk rivayetlere gideceksiniz ve bu rivayetleri böyle sağlam, sade bir gözle okuyacaksınız. Ancak öyle sonuca gidersiniz. Aksi halde o yoğun rivayet örüntüsü arasında metodolojide bilmezseniz veya herhangi bir metodoloji kullanmasanız kaybolup gidersiniz. Boşa emek olur. Boşa hayal dünyasında yaşarsınız. Şimdi hocam şöyle bir durum var. Bakın şöyle bir durum var. Diyor ki astronomi hocam. Ayı inceliyoruz diyor. 1500 yıl önce bahsedilen zaman dilimi içerisinde bir yarılma yok. Yani bakıyorsunuz çünkü bu yarılma dediğiniz olay çok dehşetli olay. İkiye bölünüyor mu? Ya çok dehşetli. Bu karpuz yarmıyorsunuz hocam. Siz elmayı patlatmıyorsunuz ortadan, kesmiyorsunuz hocam. Şimdi hocam mevzu şu. Adam diyor ki çıkmıyor diyor buradan. Biz de diyoruz ki geleneksel bu dinsiz. Bu inanmıyor. İnkarcı kafir bu. Adam diyor kardeşim ben Müslümanım. Eziyet etmeyin bana. Benim inkarla bir işim yok. Çıkmıyor. Bunalıma sokuyor milleti. Sonra üniversitelerde şöyle problem ortaya çıkıyor. Bilimin olduğu yerde din yoktur, dinin olduğu yerde bilim yoktur. Maalesef. Mucize varsa bilim yoktur, işte bilim varsa mucize yoktur. Geliyor yani. Allah yok. Din, iman yok, hepsi yani. Hikaye yalan. Ya üstad, bakın bu çok korkunç bir şey. Kindi, yanılmıyorsam Kindi, diyor ki, denizin diyor, hareketi diyor, ya Kindi ya Cabiri, tam hatırlamıyorum. Gökteki diyor, ayın hareketinde metezir oluşturuyor diyor. Adamı kafir diye damga vurup, kitaplarını toplattırıp yaktırmayı öldürmeye kadar götürüyorlar. Kindi kızıyor, kitaplarını toplattırıyor. Yani mesela Abzan beni yanıtmıyorsa, Enis Toku olsa da bize anlatsa, o güzel biliyor bu konuyu. Enis Toku çok enteresan bir şey daha söyledi. Dedi ki, şimdi dedi, Kindi'nin yapmış olduğu Kuzey Afrika'daki camilerin dedi pusulası kıbleye dönüktür. Ama dedi atalarından, dedelerinden inatla sarılanların gizli yamuktur. Bilimin verilerine göre biz şeye de kıbleye dönüyoruz. Geleneğin verilerine göre ya Mısır piramidi çıkıyor ya bilmem nerenin memlesi çıkıyor. Öyle böyle bu iş böyledir hocam yani. Hani niye adamı dinsizlikle suçluyorsun? Ne alakası adamın imanıyla oynuyorsun? Çıkmıyor abi. Çıkmıyor işte yani. Ayın yarıldığı çıkmıyor. Yani, niye zorluyorsun yani? Tabii zorluyor ama inandığın için bakınız inandığınızı metne olmasa rivayete söyletiyorsunuz ve buradan din üzerinden bir hegemonya kuruyorsunuz. Çünkü çıkmıyor dediğiniz zaman o inandığınız değerden vazgeçmiş oluyorsunuz. Ondan vazgeçmeyi dinden bir dine bir nakısa olarak görüyor. Dinden bir nakısa, bir parça olarak görüyor. O yüzden de adam kabullenemiyor. O yüzden bu rivayet esiri olmak diyorum ben buna. Anlıyorum hocam. Anlıyorum.